Merhaba dostlarım. Şöyle mehtapta bir gece oturup da o ayın yaydığı ışınımda etrafın esrarengiz havasını dünya kaygılarından uzak bir biçimde seyrettiniz mi? Bir yanda bütün çirkinlikleri örten bir karanlık, öbür yanda tek bir noktadan yansıyan yoğun bir ışık. Adeta insanı kendine çekmek ister o ışık. Elinizden gelse uçasınız o ışığa, o aydınlığa doğru. İşte dünyanın gürültüsü, patırtısı, kavgası, dırdırı vesaireden sonra da eğer belli bir hazırlık devresi geçirmişsiniz, ölüm denen olay insana öylesine bir ışık ve aydınlıktır. Hatta bu madde beden hapsinden, sıkıntısından kurtulan ruhlar öylesine büyük ışığa çekiliyormuşçasına ilk anda bu bedenden çıkarak geçerler. Sonrasını sormayın. Ne sorun da ben söyleyeyim. Sene 68-69. O zamanlar biz daha yeni gazeteciyiz. Akşam gazetesinde çalışıyorum. Biz orada muhabir olarak o zaman çalışırken gazetenin yazarlarından bir tanesi de Çetin Altan. Çetin Altan'ın unutmadığım bir özgürlük isteyişi vardı o zaman. Bırakın insanlar cehenneme girme özgürlüğüne sahip olsun derdi. Böyle bir özgürlüğe gerçekten sahip insanlar. Bu özgürlüğü kimse onların elinden de almıyor. Çünkü din zorlama esasına göre gelmemiş. İsteyen istediğini yapar, paşa paşa neticesine de katlanır. Dünya hayatı da zaten öyle değil mi? Ahiret de dünyadan farksız. Aynı sistem, aynı mekanizma, aynı düzen devam ede gidiyor. Burada yanlış bir takım şeyler yapıyorsanız, o yanlışlarınızın doğal sonucuna katlanıyorsunuz. Aynı şekilde burada yaptığınız yanlışların doğal sonucuna da öbür tarafta katlanacaksınız. İşte o yüzden demişler ki, burada ne ekersen orada onu biçersin. O yüzden Hazreti Muhammed de demiş ki, dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekerseniz orada onu biçeceksiniz. Biz bazı şeyleri ihmal edersek, biz bazı şeyleri yapmazsak, neticesi ne olacak? Neticesi inanın ki iyi olmayacak. İşin doğrusunu, gerçeğini öğrenmek zorundayız. Bir başınız, diziniz, karnınız ağrıyor. Etraftan 10 tane doktor soruşturuyorsunuz. Falancaya mı gitsem, filancaya mı gitsem, sen hangisine gittin, hangisi daha iyi diye. Veya bir ev yaptıracaksınız. Veya bir araba alacaksınız. 10 kişiye, 20 kişiye danışıyorsunuz. Alt tarafı belli bir süre kullanacaksınız. Bir yana bırakacaksınız, satacaksınız, başkasını alacaksınız. Ama şu hayatınızı geri alma şansınız yok. Geri gelmeyeceksiniz bu dünyaya, bu dünyadan ayrıldıktan sonra. O yeniden bedenlenip de dünyaya gelme safsatalarını bırakın. Onlar asılsız, temelsiz görüşler. Bir kere insan, daha evvel de söyledim, insan beyni kendi ruhunu üretiyor ve her insan beyni kendi ruhunu üretiyor. Dışarıdan gelip de buraya saksının içine ruh girer gibi girip de çıkmıyor. Bu ruh denen şey nane ruhu, tuz ruhu gibi bir şey değil. Beynin ürettiği mikrodalga beden. Ve bu bedenin de sonsuza dek yaşamı devam edip gidiyor. İleriye doğru, geri dönüşsüz bir biçimde. İşte dolayısıyla sizin bir daha geri gelme veya bir daha bu bedeni kullanma şansınız yok. Ölüm ötesi yaşam varsa, aslında bu konuda Hazreti Ali'nin çok enteresan bir olayı var. Adamın biri geliyor diyor ki, ya Ali, sen namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, Muhammed'e inanıyorsun. Ya ama bu yaptıkların
ya boşa giderse, öbür tarafta denilen gibi bir şey yoksa. Hazreti Ali'nin cevabı şu oluyor. Benim bu yaptıklarım boşa gider eğer orada bir şey yoksa. Fakat eğer orada bunlar varsa ve sen de bunları yapıp oraya hazırlanmıyorsan senin halin nice olur. Bu olayı en basitiyle buradan ele alalım. Senin yaptıkların yoksa eğer ve böyle bir boyutta söz konusuysa halin nice olur. Çünkü kesin olarak bildirilen bir olay var. Şu anda bu dünyada bu beyinle, bu bedenle yaşarken bir şeyler yapma şansına ve geleceğini inşa etme şansına sahipsin. Eğer şu anda bu çalışmaları yapmazsan orada yapma şansın yok. Hani burada namaz kılmayanı orada kızgın saç üstünde namaz kıldıracaklarmış falan, bırakın bunlar safsata masal, aslı astarı yok. Orada hiç burada yapamadığın bir şey yapmayacaksın. Orada ne namaz var, ne oruç var, ne ibadet var. Bitti bunlar. Bunlar dünyaya ait şeyler. Dünyada şu anda yaşarken bu beyinle, bu bedenle bir takım çalışmalar yapıp bunun hasıl olan nurunu, yani enerjisini ruhuna yüklemek gaye. Orada artık böyle bir şey söz konusu değil. Evet, konu bu değil, konu şu. Siz bir şey alacağınız zaman o olayı inceden inceye araştırıyorsunuz. Ama sizin için hayat en önemli de en değerli şey. Şu sağlıklı halinizde, aklı başında, şuurlu, sıhhatli bir şekilde yaşarken ölüm ötesi yaşam ve din konusunu araştırmak, özür dilerim, bana göre en önemli şey. Çünkü burada neye sahip olursanız olun, eşinizi, işinizi, aşınızı, etiketinizi, koltuğunuzu, makamınızı, her şeyinizi bırakacaksınız. Bambaşka bir boyuta, bambaşka bir ortama, bambaşka şartlara geçeceksiniz. E peki oranın şartları ne? Neden böyle? Nasıl böyle? Bunları araştırmak gerekmez mi? Bedenle ilgili, maddeyle ilgili konularda 10 yerden araştırıyorsunuz. Ölüm ötesi, sonsuzluk yaşamı gibi bir konuda gidip mahalledeki müezzin efendinin, hoca efendinin lafıyla olaya hüküm verip olayı değerlendiriyorsunuz. Bilemiyorum ama bana mantıklı gelmiyor bu olay. Belki ben değerlendiremiyorum iyi. Ama kesin olarak bildiğim bir olay var. Bu konunun hiç değilse ciddi bir biçimde araştırılması, tetkik edilmesidir. İşin iç yüzü şu konuşulanlardan çok farklı. Gerçekten İslamiyet'i ciddi bir şekilde tanımak gerekiyor. Çünkü sizin birçok yanlış kanaatiniz İslamiyet'le alakasız. Yani İslam'da, Kur'an'da öyle bir olay yokken siz İslam şöyledir diyorsunuz, İslam böyledir diyorsunuz. Siz herhangi bir konunun profesörü olabilirsiniz. Çok iyi bir astronomi profesörü olabilirsiniz. Çok iyi bir tıp profesörü olabilirsiniz. Ama bir başka sahada belki bir profesör değil de belki bir lise talebesi ayarında bile değilsinizdir. Öyleyse din konusunu da ciddi bir şekilde öğrenmek, araştırmak, tetkik etmek gerekir. Hüküm vermek için, karar vermek için, kendinize yön çizmek için. Başkaları için, başkalarına dini anlatmak için dini araştırmayın. Kendiniz için araştırın. Çünkü eğer gerçekten o Kur'an'da anlatılan olaylar mevcutsa, bunu ihmal ettiğimiz, bu konuda gereken çalışmaları yapmadığımız için inanın ki halimiz çok harap. İnsanın gönlü el vermiyor, göz göre göz göre kişinin kendini uçuruma atmasına. Ama benim anlayışıma göre insanların kendini cehenneme atma özgürlüğü vardır. Eğer bir insan kendini ateşe atmak veya uçuruma atmak istiyorsa ben ona saygı gösteririm. Buyur at derim. Çünkü benim kadar onun da dilediğini yapma hakkı ve özgürlüğü, hürriyeti vardır. Gerçek manada insan hakkı kendiniz için istediğiniz hakkın onun içinde geçerli olduğunu kabullenmektir. Hoşça kalın efendim.